Gelelim peki siyasetinde ne yaşanıyor? İçinde ve dışarıda neler yaşanıyor? Önce Türkiye'ye bakmak gerekiyor. Bugün Erdoğan konuştu. Enteresan bir cümlesi vardı aslında. O cümleye bir bakmak gerekiyor. Dezenformasyon Başkanlığı tarafından da yalanlanmadı. Cümle şu. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüşün devam etmesidir dedi. Erdoğan HTŞ'ye açıktan olmasa da dolaylı olarak destek mi veriyor? Tabii şu an itibariyle İdlib'ten sonra İdlib zaten tamam ama Humus yine muhaliflerin elinde ve Şam'a doğru da bir ilerleyiş söz konusu. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin diyeceğim. HTŞ'nin Humus'a girdiği anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cuma namazı çıkışı konuştu. Muhaliflerin ilerleyişini yorumladı. Esad'a yaptığı çağrıyı hatırlattı. Cevap alamadık dedi. Bizim de hatırlarsanız Esad'a bir çağrımız olmuştu. Gel görüşelim ve Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim, tayin edelim demiştik. Ne yazık ki tabii Esad'dan bu işe olumlu bir cevap alamadık. Sadece Erdoğan değil, Suriye'de yangın ülkenin adeta her yerine sıçrarken bölgenin aktörlerinden de arka arkaya açıklamalar geldi. HTŞ'nin lideri kameralar karşısına geçti. CNN International'la konuştu. Kadın gazetecinin sorularını yanıtlaması ılımlı mesaj çabası olarak yorumlandı. To avoid complacency and ensure we don't suffer losses. HTŞ lideri Esad rejiminin öldüğünü savundu. İddiasını halk konseyine dayalı bir hükümet kuracağız cümlesiyle dile getirdi. Önce Halep'i sonra Hama'yı ele geçiren HTŞ örgütün hedefinin Esad rejimini devirmek olduğunu söyledi. Suriye'nin kuzeyindeki bir diğer aktör terör örgütü PYD eş başkanı Salih Müslim, Esad güçlerine karşı ilerleyişini sürdüren HTŞ'ye iyimser yaklaştığını açıkladı. HTŞ'nin Suriye Milli Ordusu'ndan daha disiplinli ve uzlaşmacı olduğunu savundu. Onlar da Suriyeli. Suriye'nin çeşitliliği desteklenmelidir dedi. Açıklamaların gölgesinde Türkiye, Rusya ve İran Astana ruhunu yeniden canlandırmak için bir araya geliyor. Üç ülkenin dışişleri bakanları cumartesi Suriye gündemiyle Doha'da aynı masada buluşacak. Doha, Esad için son şansı olacak. Orada çıkacak karar, tabii o kararı Amerika Birleşik Devletleri destekler mi, desteklemez mi, bunun arkasında durur mu, durmaz mı? HTŞ ancak tek bir şey durdurabilir. Şu anda en çok konuştuğumuz da HTŞ. Zaten ilerleyen de o. Ve HTŞ'yi durduracak tek güç de Amerika Birleşik Devleti. Yani CNN International'a çıktığına göre Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasında olduğunu anlıyorsunuz. Bir de ödül koydular kafasına $10 milyon diye. Yani adam ulu orta dolaşıyor zaten ortalıkta biliyorsunuz. Şimdi bizimkilerin kafası karışık mı bilmiyorum veya Erdoğan'ın kafası da karışık olabilir. Zaten X'teki soru o yüzden Erdoğan'ın Esad'la ilgili samimi düşüncesi nedir? Çok değil. 12 saat önce Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkan rapor elimde veya toplantı tutanakları elimde. Orada Türkiye diyor ki, şu ifadeyi kullanıyor. Suriye'de yaşanan son gelişmelerin sivil halkın can ve mal güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğu ve rejimin kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşması gerektiğini bir kez daha gösterdiği, ülkemizin Suriye'nin toprak bütünlüğüyle birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiğini belirtmek istiyoruz diyor Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkan. Ama Erdoğan bugün konuşuyor, bugün başka konuşuyor. Şöyle, biz diyor Esad'a gel görüşelim dedik ama hiçbir zaman olumlu yanıt almadık. Esas cümle şurada, temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüşün devam etmesidir. Yürüyen kim? HTŞ'ye mi destek veriyoruz diye bu sefer de insanın aklına geliyor. Bakın Mazlum Abdi, YPG'nin, PYD'nin önemli isimlerinden biri. Belki önümüzdeki günlerde 20 Ocak'ta Mazlum Abdi'yimiz Washington'da görebiliriz. Trump'ın devir teslim töreninde oraya davet edildi diye söyleniyor. Şöyle diyor Mazlum Abdi, Türk Devleti Münbiç'i ve Suriye'nin kuzeyindeki diğer bölgeleri tehdit ediyor. PYD diyor bunu. Biz de çözülmemiş sorunları diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz ve bu bağlamda uluslararası koalisyonun ve Rusya'nın çabaları var. Yani çözüm süreci diye adlandırdıkları bir yeni süreç var ya, işte o sürecin önemli aktörlerinden bir tanesi müttefik dedikleri veya uluslararası koalisyon dedikleri başta Amerika ve diğer tarafta da Rusya. Bunun adını da net koymak gerekiyor. Şimdi